Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı merkezi bütçe kanun teklifinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu yılda iki yakası bir araya gelmeyen saray bütçesini konuşuyoruz. Bütçenin sunulduğu 16 Ekim'de dolar kuru 9 lira 27 kuruş iken şu an itibariyle dolar kuru 14 lira 35 kuruş oldu. Yani 58 günde %54 arttı. Yani 1 trilyon 750 milyarlık bütçenin yarısı 2022 yılına girmeden uçtu gitti. 16 Ekim'de meclise sunulan bütçenin toplamı 188 milyar dolar ederken bugün itibariyle bütçesi daha onaylanmadan 125 milyar dolara denk geliyor. Yani 2022 bütçesini daha başlamadan %54 erittiniz. Giderlerin üstüne de sadece 58 günde %54 arttırdınız. Olmayan bütçe geliriyle 16 Ekim'de dolar alınmış olsaydı 58 günde 735 milyar fazla olacaktı. O akıbeti belli olmayan 128 milyar dolar nerede diye sorduğumuzda Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı o dönemki kurla 128 milyar dolar 875 milyar 520 milyon lira ederdi. Bugünkü 14 lira 35 kuruşta satılsaydı 1 trilyon 836 milyar 800 milyon Türk lirası edecekti. Yani bugünkü hesapla 19-16 milyar 280 milyon lira boş yere gitmeyecekti. Bütçe denk gelecekti. Birilerini zengin etmeyecekti. Değerli arkadaşlar, 60 gün sonrasını dahi görmeyen bu bütçeyi bir yıllık hesabı nasıl tutturacak belli değil. Sözde faize karşıydınız ama bu yıl 240 milyarda faiz ödeyecek. Bu bütçeyle bir yıl nasıl geçecek belli değil. Ekonomi nasıl düzlüğe çıkacak dertleri değil. Halkın nasıl geçeceğini umurlarında değil. Bu vesileyle kurumların bütçelerini tartışıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüze gelecek olursak, Türk Medeni Kanunu gereği vakıfları denetleyen kurum Vakıflar Genel Müdürlüğümüzdür. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en önemli görevlerinden birisi kültür varlıklarımızın kurumlarını, vakıflarını denetlemektir. Koruması ve kollamasıdır. Vakıfın mantığında esas olan ticari kazanç değildir. Birikimi ve kültürü gelecek kuşaklara en doğru şekilde bozulmadan aktarmaktır. Vakıfların amacı yüzyıllardır dayanışma kültürü içerisinde tüzel ve gerçek kişilerin yarattığı değerleri yardıma ihtiyacı olanlarla paylaşmaktır. Ama artık vakıf denilince akıllara başka şeyler geliyor. Vakıflar ne yazık ki merdiven altı tarikatların, akçeli işlerin yürüttüğü kurumlara dönüştü. Türk Medeni Kanunu'nun vakıfları tanımlayan 101. maddesi diyor ki, anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı veya belli bir ırka ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz denmesine rağmen hükümet tam tersini yapıyor. Belli amaçlara hizmet eden ticaret, siyaset, tarikat üçgeni içinde devleti sömürmeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar, vakıflar mütevelli heyetlerinde dönen kirli işlerin rant merkezi olmamalıdır. Vakıflar kaynak yaratma, yandaşlara iş bulma kurumu da olmamalıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumsal yapısıyla bu vakıfları denetlemeli, özgür, bağımsız, kamu yararına hizmet eden çağdaş bir yapıya mutlaka kavuşturmalıdır. AKP'nin değerli milletvekilleri, tıpkı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde olduğu gibi iktidarınızda her alanda kurumları bitirdi. Tarım politikalarınız tarımı bitirdi. Sanayi politikalarınız sanayi bitirdi. Sağlık politikalarınız sağlığı bitirdi. Eğitim politikalarınız eğitimi bitirdi. Sosyal güvenlik politikalarınız sosyal güvenliği bitirdi. Gençlik politikalarınız gençliği bitirdi. Diş politikanız Türkiye'nin itibarını bitirdi. Ülkede üretici maliyet artışının altında eziliyor. İşçi enflasyonun altında eziliyor. Çiftçi kredi borçlarının altında eziliyor. Esnaf kira borçlarının altında eziliyor. Emekler gün yüzü görmeden yaşamaya çalışıyor. Gençlerimiz işsizlik sarmalında yurt dışına giderek çare arıyor. Atanmayan öğretmenlerimiz kadro bekliyor. Sağlıkçılarımızın taleplerine kulak tıkanıyor. Derdini anlatan vatandaşın sesi kesiliyor. O nedenle diyoruz ki bu bütçede hiçbir derde çare yok. İşçiye çare yok. Çiftçiye çare yok. Esnafa çare yok. Emekliye çare yok. Atanmayan öğretmenlere çare yok. Sağlık emekçilerine çare yok. Gençliğe çare yok. Sanayiciye çare yok. Kısacası ülkeyi 20 yılda iflasın eşiğine getirdiniz.
Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. 2002 yılında asgari ücretle 10 tane çeyrek altın alınırken 2021 yılında sizin bütçenizde 20 tane 32'lik tuvalet kağıdı alınıyor. Ülkemizi bu ayıptan kurtarmak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak boynumuzun borcu olsun. Geliyor gelmekte olan, gidiyor girmekte olan genel kurulu saygıyla selamlıyorum.